umarım belediye başkanlarımız daha çok yer alırlar halk dili ekranlarında. Merhabalar Yerel Dinlem izleyicileri. Bugün Eskişehir'deyiz, Odunpazarı Belediyesi'ndeyiz. Şu anda belediye başkanımız Kazım Kurt'la program yapmaya geldik. Merhabalar Kazım Bey, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun, teşekkür ederiz. Ben hemen şu konuyla başlamak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sene yapmış olduğu ön seçim uygulamasını nasıl buldunuz? Adaylarımızın %85'ine yakınını ön seçimle belirlemek oldukça heyecanlandırdı tabanı. Partimizin zaten demokrasiye olan inancı sergilenmiş oldu. Ama parti tabanındaki üyeler de kendi adaylarını seçmek suretiyle bir rahatlama elde etti. Ayrıca genel başkan ve üst yönetim de partide herkese eşit mesafede durduğunu, kim seçilirse seçilsin onunla çalışacağını gösterdi ki evet. Demokrasinin en önemli tarafı bence odur. Elinizde sırayla yazma olanağı varken bundan vazgeçerek partim kimi önerirse ben partimin bütün üyeleriyle çalışırım demek ciddi bir özgüvendir. İktidara giden partiye de bu yakışır. Zaten genel başkan da biliyorsunuz İzmir'den aday oldu. Önderliğini yaptığı bir işin herhalde Türkiye'de İzmir'den bir başbakan çıkacak gibi gözüküyor. İnşallah biz geçmiş dönemde bir başbakan yardımcısı çıkarmıştık. Şimdi de başbakan çıkarız inşallah. Peki Eskişehir için milletvekili de gelmek istiyorum. Birazdan gerçi sizin de ziyaretinize gelecekler. Biz de burada olacağız. Peki sizin tahmininiz Eskişehir'de kaç milletvekili çıkar? Şimdi bizim Eskişehir'de toplam 6 milletvekilimiz var. Biz birinci parti olarak bunun en az üçünü çıkarmak istiyoruz. İnşallah onu da gerçekleştirecek güce sahibiz. Eskişehirliler de Türkiye'de rahat olsun diyorum. Evet. Kazım Bey, 30 Mart yerel seçimlerinden sonra bu bir yıllık süreçte kısaca değerlendirecek olursanız Kazım Kurt Odunpazarı Belediyesi için neler yapmıştır? Biz 30 Mart günü, 31 Mart günü bir basın toplantısı yaparak bir yıllık uygulamamızın hesabını verdik. Evet. Kamuoyuna ve basına gerekli açıklamalarımızı yaptık. Onların sordukları soruları da yanıtladık. Bir kere biz bir yılda şunu yaptık. Odunpazarı Belediyesi'nde öncelikle çalışanlarımızın mutlu olması için adımlar attık. Bu neydi? Bir, taşeron işçi dahil sendikasız hiç kimse kalmamıştır. Şu anda Türkiye'ye örnek gösterilebilecek taşeron sözleşmeleri yaptık ve şu anda bizde asgari ücretten maaş alan bir tek taşeron işçi kalmamıştır. Daha da önemlisi bütün işçilerimiz sendikalı olduğu gibi iş güvencesine de kavuşmuştur. Evet. Hiç kimseyi işten çıkarmadık, çıkarmayacağız. Bizim işçilerimizin rahat etmesi için gerekli olan teknik altyapıyı da hazırladık. Onu da gerçekleştirdik. Memurlarımızla bir toplu sözleşme yaptık. Çok başarılı bir biçimde onlar açısından geçti. Ve sonuçta çalışanları huzur içinde bir Odunpazarı Belediyesi yaratmaya çalıştık. Çocukları için kreş yaptık. Kreş uygulaması Sayın Genel Başkan'ın bana belediye başkanı olduğum zaman söylediği üç işten biriydi. Çocuklar için bir kreş aç demişti. Açtık ve çocuklarımız şu anda kreşte eğitim görüyor. İkinci önemli yaptığımız işlerden birisi yine Genel Başkan'ın bana söylediklerinden birisi idi. Kız öğrenciler için bir yurt demişti. O inşaatımız da %70 aşamasına geldi. Bu sezon
işletmeye yetiştireceğiz. Altyapıyla ilgili pek çok iş yaptık. Sanatsal ve kültürel açıdan pek çok iş yaptık. Eskişehir halkını kaynaştıracak pek çok organizasyon yaptık. Ve ilkleri yapmaya çalıştık. Örneğin bütün yaz boyunca yazlık sinema gösterileri yaptık. Köylere götürdük, ilçelere götürdük. Halkımızın bunu izlemesini sağladık. Tiyatro kurduk. Tiyatro grubumuz şu anda 3 tane oyunu bitirip çocuklara sergiler, yurttaşlara sergiler hale geldi. Bir tane de çocuk oyunu var. Her hafta pazar günü mutlaka çocuk oyunumuz izleniyor. Ayrıca cumartesi, pazar günleri de çocuk sinemaları, çocuk filmleri getiriyoruz. Çocuklarımızın burada bunu izlemesini sağlıyoruz. Giderek pek çok uygulamada demokratik katılımı gerçekleştirdik. Bunun için kent konseyimizi kurduk. Kent konseyimiz kanalıyla şu anda kent konseyi bünyesinde çalışan görevli, gönüllü sayısı 1200 civarında oldu. Hedefimiz şuydu zaten. Bir yılda 1000 kişi, 5 yılda 5000 kişiydi. Ve bu bir yılda 1200 kişiyle çalışır hale geldik. İnşallah 5. yılın sonunda 5000 kişiyle Odunpazarı Belediyesi'nde karar alınabilecek süreçlere gelebiliriz. Daha pek çok işte dağ bisikleti parkuru yaptık, spor alanları yaptık, köylerimizde çok ciddi çalışmalar yaptık, altyapı sorunlarına eğildik, onların yol işte asfalt, kaldırım gibi pek çok işini gerçekleştirdik. Yani bence çok faal ve hareketli bir odun pazarı oldu ama en önemlisi şu oldu: bütün bunlar olurken 2014 yılında borçlanmadık. Borç ödedik ve belki garip gelecek ama ilk defa geliri giderinden fazla oldu. Odunpazarı Belediyesi'nin geliri giderinden fazla oldu. 5 milyon küsür lira kağıt üstünde de olsa karlı görünüyoruz şu anda. Böyle bir belediye oldu. Umarım bunu 5 yılın sonunda çok farklı şeyler de üreten bir belediye olacağız. Şimdilik bazı yatırımlarımız var. O yatırımları gerçekleştirdiğimiz zaman Odunpazarı Belediyesi üreten bir belediye olacak. Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. İşçilerde taşeronu kaldırdığımız gibi müteahhitleri de kaldıracağız. Arada kendi şirketimizi kurduk. O işleri kendimiz yapacağız. Kendi işçilerimizle yapacağız. Belediye olarak. Belediye olarak bu işi kamu eliyle götürmenin yollarını bulacağız. Evet. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önem verdiği bir konu var ve siz de Odunpazarı Belediyesi olarak mecliste böyle bir karar aldınız. Cem evlerinin ibadethane olmasıyla ilgili. Bunun etkileri nasıl oldu? Yani bunun etkisi olsun diye almadık. Biz böyle düşündüğümüz için aldık. Partimiz böyle düşündüğü için, biz de böyle inandığımız için Odunpazarı bölgesinde bulunan cem evlerini diğer ibadethanelerle aynı statüye getirdik. Ve o diğer ibadethanelere hangi hizmetleri veriyorsak cem evlerine de o hizmetleri vereceğiz. Evet. Bunun çok abartılacak bir tarafı yok. Sosyal demokrat bir belediyenin yapması gereken görevdi bu. Biz de onu yerine getirdik. Vatandaşlarımızdan da biz bunu yaptık diye çok büyük şeyler beklemiyoruz. Onların en doğal insan hakkını teslim etmenin huzurunu yaşasak yeter bize. Peki Kazım Bey, biraz önce bahsettiniz gerçi köylere yardımları ve destekleriniz konusunda. Bugün de bununla ilgili bir ziyaretiniz olmuştu. Evet. Türkmen Tokat Köyü. Oradaki isterseniz görüntüleri de seyircilerimiz de bir baksınlar, sonra sohbete devam edelim. Türkmen Tokat Köyü'ndeyiz. Neler söyleyeceksiniz? Türkmen Tokat mahallesi artık. Evet, köy değil. Buralar yeni yasa nedeniyle mahalle oldu. Eski bir köyümüz, büyük bir köyümüz.
Ve biz de bu sezon hızlanmadan köylerin bütün ihtiyaçlarını giderelim amacıyla bir program yaptık. Şu ana kadar 10 köyümüzün bütün sokaklarını halletmek suretiyle altyapısını bitirdik. Türkmen Tokat'ta onlardan biri, burada da bir iki günlük bir iş kalmış. Evet. Onu da bitirdiğimiz zaman buradaki, bu bölgedeki 10 köyün yol, kaldırım ve asfalt gibi altyapısını bitirmiş olacağız. Amacımız bu yılın yaz aylarında bize bağlı 50 köyün bütün sorunlarını çözmek ve onları gerçekten mahalle haline getirmek. Göreve gelişimizin birinci yılında bunu tamamlarsak kendimizi mutlu hissederiz. Zaten bugün de muhtar bize bir yemek vermek suretiyle onurlandırdı. Ona da teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. İş yapacağız, ondan sonra hakkımızı isteyeceğiz. Hakkımızı alacağız. Emek en yüce değerse, emeğin değerini biz biliriz. Onun için de mücadele ediyoruz ama siz de edeceksiniz. Ve bu mücadelenin sonunda hem halkımız avantajlı sonuçlar elde edecek, hem biz bunu, ben bir kere daha teşekkür ediyorum size, elinize sağlık diliyorum. Yeni dönemdeki çalışmalarda da şimdiden kolay gelsin diyoruz. Şimdi muhtarım, bizim köylerle ilgili özel bir çalışmamız var. Biliyorsunuz Yaşar Bey köy koordinatörümüz. Şimdi Burak Bey de muhtarlardan sorumlu müdürümüz oldu. Dolayısıyla bütün muhtarların ve tabii en çok da köylerin sorunları onda birikiyor. Hepsini en hızlı ve en üst düzeyde çözmeye çalışıyoruz. Çözeceğiz. Bir sıkıntımız olmaz. Şöyle bir derdimiz de olmaz. Bizim öteki partiler gibi. Buradan bize oy çıkmadı. Biz iş yapmayalım. Efendim şunu yaparız, şunu verirseniz işinizi yaparız. Şöyle yaparsanız oğlunuza iş bulunur. Böyle bir yanlışımız yoktur. Biz sosyal demokrat bir belediye olarak adaletli, kalıcı ve uzun süren hizmetler yapmak istiyoruz. Burada da bizim işimizi biraz kolaylaştırırsanız hızlanır. Hızlandığı zaman bir köye fazla hizmet edersiniz. Burada bitirdiğimiz zaman diğer köylere geçeceğiz. Onları da bitirip inşallah yaz böyle harman olayı başlamadan önce bize bağlı 50 köy bütün sorunlarını çözmüş olur. Ona gayret edeceğiz. Onun için de en büyük iş bu işçi arkadaşlarımıza düşüyor. Biraz fazla çalışacaklar, biraz gayret edecekler. Bizim yüzümüzü kara çıkarmayacaklar. Ben bu yemek için teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Elinize sağlık diyorum. Arkadaşlara da tekrar kolay gelsin diyoruz. Afiyet olsun. Evet, köy gerçekten güzel bir köy. Yemekleri de çok güzeldi. Biz de çok beğendik. Bunlar sanırım devam edecek değil mi? Bu tür köylere hizmetleriniz. Bizim merkez Odunpazarı ilçemize bağlı 50 köyümüz var. İddiamız şu, yıl sonuna kadar bu 50 köyün hiçbir sorunu kalmayacak. Eskişehir merkezindeki mahallelerde hangi hizmet varsa o köylerde de o hizmet olacak. Bu kaç tane köy var Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı? 50 köy var. Bunların uzaklıkları 70 kilometre uzakta olan da var. 3-5 kilometre uzakta olan da var. Ama ikisi arasındaki mesafeyi katarsanız 2-3 kilometreden fazla bir alan. Dolayısıyla ama biz onu yapacağız. Çünkü biz hizmet etmek için varız. Odunpazarı Belediyesi de bu hizmetleri kendi imkanlarıyla yapıyor gördüğünüz gibi. Müteahhit yok, taşeron yok, odun pazarı var. Evet, yapılıyor. Peki ağaçlar güzeldir diyoruz. Yeşili korumamız gerekiyor ve Odunpazarı Belediyesi'nde Dünya Ağaç Günü kutlamaları vardı. Biraz da ondan bahsedebilir miyiz? Kutlamalar nasıl geçti? Üçüncü Dünya Ağaç Günü Odunpazarı'nda kutlandı.
Ve biz onu da kendi imkanlarımızla yaptık. Hiçbir ajans kullanmadık, hiçbir aracı şirket kullanmadık. Tamamen Odunpazarı Belediyesi çalışanlarının gayretiyle gerçekleştirdik. Oldukça başarılı olduğunu görüyorum ben. Çünkü aldığımız tepkiler de onu gösteriyor. Şu anda bizim elimizde 300 civarında dünyada tek olan ve elle yapıldığını gördüğümüz eser var. Bugün üretilen eserler bize kaldı. Odunpazarı Belediyesi'nin malı oldu. Biz de onu Kurşunlu Külliye'mizde sergiliyoruz. Ve orayı da müze haline dönüştüreceğiz. Bütün Türkiye'nin izlemesini sağlayacağız. Şu anda sergileniyor değil mi? Sergileniyor. Ve müzeye dönüştürdüğümüz zaman daha bir uygun ortam ve bilimsel imkanlar ortaya çıkacak. Dünyada tek. Evet. Odunpazarı Belediyesi bu işi organize etti. Ve bizim işte adımızdan kaynaklı bir espri de yaptık. Buraya bu yakışır diye. Ama esas bizim için önemli olan bir dünya kardeşlik ormanı yaptık. 35 bin metrekarelik bir alana ağaç diktik. Ağaç bu gelen konuklarla. 70 ülkeden 350 küsür konuğumuz vardı. Ve bunların hepsini biz kendi imkanlarımızla barındırdık. Hiçbir destek yaşattık. Almadan. Destek oldu. Yani Eskişehirli iş adamlarımızdan bize çok büyük destekler oldu. Onlara huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Böyle bir kültürel etkinliğe, sanatsal etkinliğe isteyerek katkı sundular. Bu daha önemli. Doğru. Bu daha önemli çünkü bizim reklamlarımızı görünce bu işin doğru bir iş olduğunu düşünerek bize katkı sunmak istiyorum diyen iş adamlarımız var. Ben onlara özel olarak teşekkür ediyorum. Ama odun pazarı için iyi bir iş yapıldı. Bundan sonra devamı gelecek değil mi bu? Her yıl Ağaç Güzeldir adıyla bir festivalimiz olacak. Evet. Peki şimdi Nisan ayındayız ve 23 Nisan yaklaşmak üzere bir çocuk kütüphanesi projeniz var. Evet. Bundan da biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Şimdi Odunpazarı tarihi bölgenin merkezinde bir konağımızı bu iş için ayırdık. Ve 23 Nisan'da açılışını yapmayı planlıyoruz. Burada 3000 civarında bir kitap hediye etti bize TÜDEM. Onlara teşekkür ediyorum. Biz de iç organizasyonunu yapıyoruz. Burası hem bir kütüphane olacak ama aynı zamanda bir çocuk merkezi olacak. Sadece kitap okunan bir yer olmaktan çıkıp bir eğitim merkezi gibi olacak. İşte alt katında oyuncak kütüphanesi dediğimiz çocukların gelip orada evinde bulamadığı oyuncaklarla oyuncak oynayıp gittiği ailelerinin oturup çay kahve içebileceği bir mekan. Yukarıda ders çalışılabilecek ayrı, kitap okunabilecek ayrı mekanların olduğu bir sistem oluşturuyoruz. Bu oluşturduğumuz yapı içinde aynı zamanda bir satranç eğitim merkezi olacak. Ve çocuklarımızın burada satranç il temsilciliğimizle birlikte ciddi anlamda gelişmesine katkı sunacak bir etkinlik olacak. 23 Nisan günü Odunpazarlı çocukları biz oraya bekleriz. Bekliyorsunuz. Peki Kazım Bey, şimdi önümüzde önemli bir seçim var. 7 Haziran'daki seçimler var. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olabilir mi? Olacak. Olacak diyorsun. Kesin. Ben inanıyorum. Bunu her yerde de söylüyorum. Biz kendimiz Türkiye'de şuna bakmamız lazım. 12 yıldır ezici bir çoğunlukla iktidar olan bu parti Türkiye'nin hangi sorununu çözdü? Herkesin bunu sorması lazım. Evet. Ve herkesin buna yanıt araması lazım. Eğer işçi 12 yıl önceki haline göre daha iyiyse devam etsin. Köylü daha iyiyse devam etsin. Esnaf, sanayici, iş adamı
Bakınız bu iktidar 3Y'yi kaldıracağım diye geldi. Yasaklar, yoksulluk ve yolsuzluk. Evet. Türkiye şu anda 2002'den daha çok yasağın olduğu bir ülke oldu. Türkiye şu anda 2002'den daha büyük yolsuzlukların olduğu bir ülke oldu. Ve Türkiye şu anda yoksulluk batağına gömüldü. İnsanlarımız açlıktan ölmekle karşı karşıya. Böyle bir ortamda başarılıyım demek mümkün değil. Zaten AKP'liler de başarılıyız demiyor. Biz sizi 2023'te kurtaracağız diyorlar. 2023'e kadar idare edin diyorlar. Biz ise tersine diyoruz ki 4 yıl, bize 4 yıl süre verin. 4 yıl içinde bu işleri düzeltmezsek bir daha vermeyin. Türkiye'de dalga geçiyorlar işte noter belgesi evet. filan. Türkiye'de bu kadar iddialı bir taahhüt hiç kimse tarafından yapılmamıştır. Noterden belgeli resmi başbakan, her şey. Evet. Başbakan olduktan sonra 2 ay içinde yapamazsam politikayı bırakırım diyen bir taahhütname hiç kimse yapamamıştır. Buyursun Davutoğlu da yapsın. Taşeronu kaldıracağım desin. Asgari ücretten vergi almayacağım desin. Mazottan vergi almayacağım desin. Diyebiliyorsa. Yani bu işler artık öyle değil. Halkımız uyandı. Halkımız kurtulacak ve CHP iktidar olacak. Evet. Peki bu geçtiğimiz günlerdeki Türkiye genelinde yapılan bu elektrik kesintisiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Bu başarılı bir ekonomi, başarılı bir sistem olduğunu iddia ettiler. Ama elektriğin niçin kesildiğini de anlayamadılar. Evet. Enerji Bakanlığı. Yani dolayısıyla evet. bu işler öyle 50 televizyon kanalından propaganda bombardımanıyla olmaz. Hayatın gerçekleri var. Türk insanı cebindeki parayı düşünüyor. Bakkala gittiği zaman hiç kimse sen AKP'ye oy vermişsin, aferin sana ekmeğe ucuz verdim demiyor. Evet. AKP'ye oy veren de aynı sıkıntıyı çekiyor, biz de aynı sıkıntıyı çekiyoruz. Ama sonuçta o vatandaşlarımızın yaptığı yanlış yüzünden biz sıkıntı çekiyoruz, biz isyan ediyoruz. Burada artık buna dur diyeceğiz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Çok açık, çok net taahhüttür. Emekli maaşları en az 1500 lira olacak. Her iki dini bayramda da birer ikramiye vereceğiz. Ve bu işi çözeceğiz. Mazotu yine ÖTV'siz ve KDV'siz vereceğiz. Hadi çiftçi buyurun. Hadi buyursun. Yani. AKP de bunu desin. HDP de bunu desin. Şimdi ben solcuyum demekle lafla olmuyor. Evet. Taşeronu kaldıracağım desin. Halkların Demokrasi Partisi demedi. Özgürlükleri getireceğim desin. Sendikalaşmayı sağlayacağım desin. Demedi. Demeli. Demeli ve solcu olup olmadığını ona göre konuşmalıyız. Doğru. Peki son dönemlerde üniversitelerimizde karıştırılmaya çalışılıyor. Yani gençlerimiz biliyorsunuz olaylar çıkartılmaya çalışılıyor. Tecrübeli bir siyasetçi olarak buradan gençlere ne mesaj vermek istersiniz? Gençlerimiz akıllıdır. Gençlerimiz kültürlüdür ve ne yapacağını bilir. Bu işlerin de şiddetle olmayacağını, silahla olmayacağını, kan dökerek olmayacağını çok iyi bilir. Geçmişte denendi, olmadı, başarılı olmadı, unutuldu. Ben gençlerin tümünün siyaset yapmasını istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapıları açık. Cumhuriyet Halk Partisi %10 gençlik kotasını evet. koyan ve uygulayan bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gelsinler, siyaset yapsınlar. Başka partilerde yapıyorlarsa da genç olmanın avantajlarını kullansınlar, demokrasiyi özümseyerek politikanın içinde mutlaka olsunlar istiyorum. Evet, özellikle de bu son ön seçimlerde de gençlerin ön sıralarda olmasında. Elbette, elbette. Çalışan evet, ve aktif olan gençlere Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihtiyarları da sahip çıkar. Evet, peki Kazım Bey, bu bir yıllık dönemi özetlediniz. Önümüzdeki günlerde Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt olarak projeleriniz devam edecektir eminim. Tabii. Biraz bahsedebilir miyiz? Yani var mı şu anda yakın projeleriniz? Bu yıl küçük sanayi sitesinde bir dönüşüm gerçekleştirmenin düğmesine basıyoruz. Ve o dönüşümle Eskişehir'in kaderi değişecek.
bizim bir lafımız var. Önce odun pazarı değişecek, sonra Eskişehir, sonra Türkiye diyoruz. Ve onu inşallah gerçekleştireceğiz. En iddialı olduğumuz ve yapmak zorunda olduğumuzu düşündüğümüz nokta orasıdır. Artı başka projelerimiz de var. Uygulama başladı. Sonuçlandıkça çıkaracağız. Mesela bu yıl içinde bitecek işte kız öğrenci yurdumuzu açacağız. Efendim bir şey atölyesi, parke ve bordür taşı üretme atölyesi kuruyoruz. Onu açacağız ve çalışacağız, çalıştıracağız. Bir gençler için bir aksiyon parkı dediğimiz bir park yapıyoruz. Bunun adını da inşallah Uğur Mumcu Parkı koyacağız. Aksiyon parkı derken içinde neler yani olacak? Gençlerin her türlü etkinliğini yapabileceği, işte kayacak, tırmanacak, efendim sohbet edecek, edebiyat yapacak, serbest kürsü gibi kullanabileceği ve orada Uğur Mumcu'nun infilak etmiş halde duran arabasını bir fanus içinde sergileyeceğiz. Eskişehirlilere böyle de bir hizmetimiz olacak. Başka bir nikah ve kültür sarayı hizmetine, ihalesine başladık. O sonuçlanırsa sanıyorum bu yıl içinde başlar ve biter. Bitmese bile seneye bu zamanlara sarkabilir. Yine bir kapalı pazar yeri inşaatımız devam ediyor. Hayır. Hayali projesi çalışması var. Onu da bu sene başlatabilirsek aynı anda 3-4 tane işi gerçekleştirmiş oluruz. Olacak. Evet, Kazım Bey, programımızın sonuna yaklaştık. Son olarak Halk TV ekranlarına neler söylemek istersiniz? Ben size teşekkür ediyorum. Zaman zaman geliyorsunuz bizi. Diğer yaygın ve ulusal yayın yapan televizyonlar göstermediği halde siz gösteriyorsunuz. Sağ olun. Bizi tanıtmaya çalışıyorsunuz. O nedenle teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'ye aydınlık bir gelecek diliyorum. 7 Haziran mutlaka CHP'nin zaferiyle sonuçlanacaktır. Bütün partili arkadaşlarımızın kırgınlık, küskünlük yapmadan listelere sahip çıkmasını ve başarılı bir seçim çalışması için verebileceği her türlü katkıyı vermesini diliyorum. Umarım 7 Haziran'dan sonra İktidar Partisi'nin belediye başkanı olarak çok daha rahat oluruz diyorum. Değil mi? Teşekkür ediyoruz biz de. Evet, bugün Odunpazarı Belediyesi'ni anlatmaya çalıştık. Başka bir programda başka bir belediye başkanımızla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayları ziyarete geldi belediye başkanımızı. Sizi tanıyalım isterseniz. Ya ben Utku Çakır Özer. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir ikinci sıra milletvekili adayıyım. Sabah il başkanımızın daveti üzerine 6 aday il yönetimiyle bir araya gelmiştik. Basına hep birlikte poz vermiştik. Ondan sonra da kentimizin göz bebeği belediye başkanlarını ziyarete başladık. Sayın Kazım Kurt'u da bundan önce bir cenazede rast gelmiştik. Orada kendisine rica etmiştik randevuyu. Sağ olsun bizi kabul buyurdu. Kendisine geldik. Bundan sonra da diğer belediye başkanlarımıza Ahmet Ataş sanırım şehir dışında ve Sayın Yılmaz Büyükerşen hocamıza gideceğiz. Ondan sonra da seçim çalışmalarına. Hazırız diyorsunuz yani Eskişehir olarak. Çoktan hazırız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, sizi tanıyalım lütfen. Merhabalar. Ben Metin Tomsuk. Eskişehir Cumhuriyet Halk Partisi 5. sıra milletvekili adayıyım. Kazım Bey'i ziyarete geldiniz. 40 yıldır politika yaptığımız arkadaşımızı ziyarete geldik. Birlikte 40 yıldır politika yapıyoruz Kazım Bey'le beraber. Arkadaşımızı ziyarete geldik. Bir değerlendirmede bulunacağız. Ve seçim startını verdik. Seçim çalışmasına başlıyoruz. Eskişehir'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapacağız. Ve Türkiye'de de Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapacağız. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İyi günler diliyorum.